kurallar, esrarengiz olaylar, mantıklı cevaplar. Küçük bir ekip bununla uğraşıyorken ipuçlarıyla renkli maceralar. Meraklı Hafiye, meraklı Hafiye, meraklı Hafiye, çözer öğrenir. Meraklı Hafiye, meraklı Hafiye. Çabuk ol Rıkkımız, tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede. Hah, işte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü. Ali, çay hazır. Tren de yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız? Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hadi börekleri soğutmayın. Yandım. Dikkat et evlat. Bu ne acele Ali? Saat kaç oldu? Ben hala buradayım. Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak. Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor. Ona kendin karar verirsin. Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın. Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu? Onları yolda bulacaksın. Ne o? Yüzün değişti. Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım. Boşuna sürprizlerle dolu demedik. Burada bekle Rıkkımız. Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makine mi taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan av salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var.
Mola bitti Rıkkı kız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makine mi taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkı kız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah. İpucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkı kız. Eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkı kız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkı kız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkı kız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Ya
da camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rıkkımız. Pes etmek yok Rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle. Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkımız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkımız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe Yazım Kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu. Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali. Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.